Arkadaşlar burada men are more likely to present. Erkekler daha çok ne yaparlar? Daha büyük olasılıkla burada bir fiilimiz var ama more likely daha çok done than'le bir karşılaşması söz konusu veya done than yoksa çok daha muhtemelen ne yaparlar? Bir doktora neyle birlikte full blown tam şişmiş bir miyokard enfeksiyonuna sahip erkeklerin bir hekime başvurmasından bahsediyor. Bunlar diyor başvurma olasılığı daha yüksek iken bayanlar ne eğiliminde tend to present daha çok böyle göğüs ağrısı ile başvurma eğiliminde dediler. Edatımız arkadaşlar. Yani erkeklerin tam şişmiş bir miyokard enfeksiyonuna sahip erkeklerin bir hekime başvurma olasılığı daha yüksektir. More likely daha yüksektir. Oysa ki bu arada anlamını veren while bayanlar eğiliminde ne başvurma eğiliminde doktora bir göğüs ağrısıyla başvurma eğiliminde. Be likely to yapsa arkadaşlar likely to muhtemelen anlamına gelen bir yapıdır. Be likely to fiilimiz. Present aktif bir yapı tend ifadesi var. Devamlı arkadaşlar while whereas bağlacımız var. Oysa ki halbuki be likely to edat kullanımı başvurma AE present sunma anlamına veriyor. Tend to eğiliminde olma ile başvurma diğer bir edatımız. Be likely to feel tam şişmiş bir miyokard enfarktüsü ve göğüs ağrısı bunlar da bizim tamlamalarımız arkadaşlar. Be likely to fiilimiz muhtemelen present sunma fiilimiz var. Blow esmek fiilimiz var. Tend eğiliminde olmak diğer fiilimiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Tend fiilimiz. Tam şişme bir miyokard enfarktüsüne sahip erkeklerin bir ekme başvurma olasılığı daha yüksektir. Bu arada bununla birlikte yine de anlamını veren yapı kadına göğüs ağrısıyla başvurma eğilimindedir. Dolayısıyla cümleyi whereas while'la ne de arkadaşlar birbirinden ayırmış olduk.